Cenab-ı Hak Hayyad-ı Mutlak ve Rabbul Felak Hazretleri kerem ve inayetiyle, lütuf ve merhametiyle şu içinde bulunduğumuz rahmet mevsimi ve Şehrullah diye tarif buyurulan Allah ayı Recep-i Şerif hürmetine ve içinde bulunduğumuz Allah-u Teala'ya Vissal günü olan Miraç-ı Şerif hürmetine merhum Süleyman Çelebi Hazretlerinin güzel ifadesiyle olgice söylenilen söz hakkı için, olgice hakkı gören göz hakkı için buyurmuş, görünen ve gören hakkı için cümlemizi, cümle inananları Şeriat-ı Mustafa'ya tabi olanları, olmak isteyenleri af ve mağfiret buyursun. Sırat-ı Mustakime irşad buyursun. Gönlümüzü şad buyursun. Bedenimizi helal gıdalarla ve onun emrettiği şekilde taatle, ibadetle, hizmetle terbiye edip muhafaza edebilmeyi, fikrimizi, zihnimizi dünyevi ve uhrevi bütün umurlarımızı Hazreti Kur'an'ın nuru ile tenvir etmeye, gönlümüzü ve ruhumuzu muhabbetullah, marifetullah, muhabbet-i Resulullah ile ve ahlak-ı hamide ile ziynetlendirip kemale erdirip aynel yakin ve hakkel yakin menzillerinde müşahede makamına erişebilmeyi cümlemize lütfeylesin. Hepimize bu gece hürmetine kamil, yakin ve şuhuti bir iman, salih ve makbul amel, güzel ve örnek ahlak, helal, kolay, bol rızık, hayırlı nesiller, zürriyetler, temiz, pak, salih arkadaşlar, hayırlı meşguliyetler ve son nefeste husn-ı hatime ihsan eylesin. Amin diyenleri Cenab-ı Hak iki cihanda emin eylesin. Muhterem kardeşlerim, baştan beri gerek Ali hocamız olsun, gerek Vahdettin kardeşimiz olsun, günün önemini ifade etmeye çalıştılar. Ben son bölümlerini işitemedim. Önce Cenab-ı Hak'tan af diliyorum, merhamet diliyorum. Kardeşlerim konuşurken bırakıp çıkmak zorunda kaldım.
Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in bütün hastalarına, içlerinde bu fakire acil şifa ihsan etsin. Şeker hastasıyım, o yüzden bazen abdest daraltıyor, abdest almam icap ediyor. Abdeste çıkmak zorunda kaldım. Kardeşlerimi dinleyemedim, beni bağışlasınlar. Cenab-ı Hak anlattıklarından cümlemizi müstefit kılsın. Evet, günün önemi hepimizin malumu. Ben sizlere ne miracın lügat manası üstünde, ne de miraçta semavatın ötesinde neler olmuş, bunların üzerinde durmayacağım. Çünkü bunların bize kazandıracağı çok fazla bir şey yok. Muhterem kardeşlerim, belki sufi denilince veyahut böyle sufi meclislerine iştirak edince gönülde hep bu tip beklentiler olabiliyor. Bu tip beklentiler olabiliyor. İşte sufiler ötelerden haber veriyorlar. Efendim, sufiler gaybtan konuşuyorlar, haşa. İşte sufiler ehli keramettir. Gidelim, ne marifetleri var, bunları biz de görelim. Efendim, işte ötelerden bizlere haber versinler, biz de işitelim. Öncelikle böyle bir vasıftan, böyle bir sıfattan ben Allah'a sığınırım. Ben böyle bir sufi değilim. Böyle bir sufi değilim. Sufiliği reddeden biri değilim. Ehlullah'a Kaddesallahu esrarahumul aliyye ve onların örnek hallerine mutekidim. İnancım var, ihlasım var. Mefhumum, hayranım. Ama bu tip kıylukale ayıracak zamanım yok. Şuna bakmayın. Üstadımın bana bir nasihatı, bir vasiyeti var. Gücüm nispetinde o vasiyete uymaya çalışıyorum. Bana buyurdular ki, yavrum, sufi bir alim olma. Alim bir sufi ol. Olacaksan alim bir sufi ol. Sufi alim olursan ilmin hakikatleriyle kendi şahsi kanaatlerin, zevklerin, vechlerin, keşflerin arasında tercihe zorlanırsın. Ola ki sen ilmi değil de o keşfi, kendi zühdünü tercih edersin. Allah esirgesin, istikametten şaşarsın. Evet, takva güzel bir vasıf. Herkeste olması istenilen bir vasıf. Ama Cenab-ı Hak her şeyin üzerine murakip olduğu gibi her şeyin üzerine de bir murakabeci lütfetmiş, tayin buyurmuş. Takvanın üzerine de ilmi murakip kılmıştır. Demek ki sen kendi anlayışına, kendi kafana göre bir takva ihdas edemezsin. Evet. Bunun için takvanın zirvesi olarak bir emri şerifinde buyuruyor ki Bismillah İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Bakın buyurmuyor yakşallâhe min ibâdihil sulehâ, buyurmuyor.
veyahut evliya buyurmuyor. Ulema buyuruyor. Allah'ı en iyi bilmek, ilimle, marifetullah'la mümkün olduğu gibi, ondan gereği gibi korkmak da o insanlara aittir. Huşu dediğimiz hadise, huzur dediğimiz hadise, yakin dediğimiz hadise o insanların vasfıdır. Evet. Bunun için ben size Miracın o perde ötesinde bahsetmeyeceğim. Evet, Allah-u Teala o güzelliklerden bildirdiği kullar vardır. Dedim ya, ben bunları reddetmiyorum. Böyle insanlar vardır. O onların gönül hazinelerinde saklıdır. Allah sırrını eminine verir. Onlar emin insanlardır. Evet. O sır her yerde açılmaz. Şair öyle diyor. Sırdır açılmaz. Serdir geçilmez. Güçtür seçilmez. Yar eder seç gel. Evet. Onu seçmek bir sanat gerektirir. Üftarda da güzel buyurmuş. Bunlar bazı böyle kibar kelamlar, ilim sofrasının meyveleri gibidir arkadaşlar. Genelde biz hep alışmışız ayet, hadis dinlemeye. Elbette ki bunlar kaynağımız. Et ekmek gibi bunlar. Asli gıdamız, ana vitaminimiz. Ama bunların yanında salata, efendim, domates, marul, bunlar da yani yeşillikler insana farklı bir gıda verir. Yemeğin hazmini kolaylaştırır. Ayetin, hadisin, ilmin, irfanın daha güzel süzülmesini, anlaşılmasını, gönülde oturmasını sağlar. Bunun için bazen kibari kelamlarla, büyüklerin sözleriyle mevzuyu süslemek gerekir. Evet, üftade buyuruyorlar. Gerçek bu söz erenler, gördüm der mi görenler, keramete erenler, gizli sırrın açar mı diyor. Evet. O esrar-ı ilahiye agah olan, aşina olan kişi o cevherini açmaz. O cevheri boş yere saçmaz. Evet. Biz kitabımız Kur'an'ın ve onu asırlar boyu bize anlatmaya çalışmış muhakkik ulemamızın makillerinde neler öğrenmişsek, dağarcığımıza neleri koyabilmişsek sizlerle onları paylaşacağız. Bunun dışındakiler dediğim gibi sizin zühdünüze, takvanıza, irfanınıza, Hak'a yakınlığınıza kalmış. Gayret edin, cahd edin, Cenab-ı Hak o sırlardan sizlere de açsın. Evet. Mevla'da buhul yoktur demiş bir şair. Yani o kıskanç, cimri, haşa hasut değil. Kim çalışıyorsa ona veriyor. Ama Sure-i İsra'da mevzumuzla da alakalı olduğu için sohbetimizin başında okunan Aşr-ı Şerif'te de ayet-i kerime geçmişti. İnsanoğlu çok
acelecidir buyuruyor Cenab-ı Hak. Her şey hemen olsun bitsin ister yani. Acelecidir. Hemen ister. Gördüğünü ister. Acele edilmesi gereken konular vardır. Ama genel manada fakih alem buyurmuşlar ki sallallahu aleyhi ve sellem el-aceletu mineşşeytan ve teennum minerrahman. Sabır, teenni Rahman'dandır. Acele ise haşa huzur şeytandandır. Evet. Bu gece de bir sabrın neticesidir, Miraç. Evet, bir sabrın neticesi. Tarihçesi hakkında kısa bir bilgi malum verildi. Cenab-ı Peygamber'in Mekke dönemi, hepinizin malumu eğer İslam tarihi okuyorsak. Evet. Şimdi bazen şunun sıkıntısını çekiyoruz. Cemaatimize, arkadaşlarımıza bir şey vermek istiyoruz. Bir bina yapmak istiyoruz. Ama temeli yok. Karşımızdaki insanlarda bunun altyapısı yok. Bu gece kondu olur. Ne yaparsak yapalım, gece kondu olur. Ufak bir selde, bir fırtınada, bir Allah esirgesin, bir depremde bu gece kondu yerle bir olur. Bunun için bütün Müslümanların ısmarlamacı bir anlayıştan kurtulup, işte aceleci bir yaklaşımdan kurtulup, sabırla, rıfkla, azimle, gayretle bu dini talime çalışmaları lazım. Din sadece bazı nasihatlerle öğrenilmez, salt olarak yani, buradan öğrenemeyiz. Okuyup anlayabilmemiz için bize Cenab-ı Hak kitap göndermiş. Öyleyse bu kitabı ve bu kitabın muhtevasına dair yazılmış kitapları mütalaa edeceğiz. Okuyacağız. İslam tarihi okuyacağız. Siyer okuyacağız. Niye? İman etmişiz. Allah bizden din olarak İslam'ı seçmiş ve ona razı olmuş. Bizden istediği İslam. Biz bunu bilemezsek Hakk'ın bu muradına nasıl hizmet edebiliriz? İşte o zaman meselenin hakikatlarını bırakırız. Yapılması gerekenleri bırakırız. Kör kuyu gibi olan ne kadar taş atsan kaldırır, perde arkasındaki şeylere yöneliriz. Hep payıma yöneliriz. Onlar kolay çünkü. Dinle dinle masal gibi zevk versin. Bir sorumluluk istemiyor insanda. Çünkü insan gücünü aşan şeyler. İnsan aklını bile bazen aşan şeyler bunlar. Bunların sağlamasını da yapmak mümkün değil. Tehlike var bunlarda. Yani dinliyorsun, inkar etsen karşındaki seni küfürle itham edecek. Sen inançsız birisin, sen radikal birisin, sen Vahabi birisin. Allah Allah, ne alakası var canım? Ne alakası var? Mesela genelde böyle meclislerde, muhabbet meclislerinde ilahi söyleyen arkadaşlar, Allah bugün söyleyen kardeşimizden de ebediyen arzu olsun güzel sesiyle efendim, Efendimiz'i metku sena ettiler. Allah razı olsun, o aşkı hepimizin gönlünde daim kılsın.
İşte bazı beyitler dinliyoruz. Fakir bazen engel oluyor. Hayır, bunu söyleme, sus diyor. Niye iftira ediyorsun? Çünkü bilinmeyen şeyler bunlar. İspat edilmemiş, kitapla bunun teyidi mümkün olmayan şeyler. İşte gör Muhammed neyledi, Hakk'a miraç eyledi. Amenna. İşte o miracı yaparken bir kuyuya uğradı. Nerede buldun bu kuyuyu? Ne kuyusu bu? İşte bir ceylana uğradı, bir geyiğe uğradı. Haşa, affedersin, bu sütçü beygiri miydi ya? Her yerde bunu durdurdu. Bunu beyt diye söylüyor adam. Bu peygambere iftiradır. Miraç hadisesi kuyuları görmek için, geyikleri gütmek için, ceylanlarla buluşmak için yapılmış bir hadise değildir. Evet. Sen miracın bize bakan cephesine bak. Miraçla bizim elde ettiğimiz haklar, şartlar, neler? Bunlar bize lazım. Çünkü yarın bizden bunlar istenilecek. Ne ceylandan sorulacak, ne geyikten, ne kuyudan. Bunlar insanın hoşuna gidiyor. Böyle şeyler sanki bize geliyor. Niye? Bir sorumluluk istemiyor. Yükümlülük getirmiyor bunlar. Halbuki din ise insanları sorumluluğa sevk ediyor, yükümlülük istiyor. İşte biraz önce yine Arş-ı Şerif kıraat edilirken geçti. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabe. Kefâ bi nefsike yevme aleyke hasîbe. Gel bakalım. Bugün seninle bir hasbihan olalım buyuruyor Cenab-ı Hak. Şöyle senin hesabına, defterlerine bir bakalım. Hani yıl sonu esnaf, tüccar gider muhasebecisiyle oturur, hesabını, kitabını bir gözden geçirir. Karda mıyım, zararda mıyım, ne alışveriş yapmışım, efendim sermayeme bir şey katabilmiş miyim, yoksa cepten mi yemişim? Bunların bir muhasebesini yapar. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki işte o gün sizlerle böyle bir muhasebeye oturacağız. İradenizle, ihtiyarınızla neler elde ettinizse, neler kazandınızsa, neler biriktirdinizse bunları bir mütalaa, müzakere edeceğiz. Bakalım ki bunları rahmani bir yoldan mı, şeytani bir hevesle mi kazandınız? Yükümlülüklerinizi hatırlıyor musunuz? Sorumluluğunuzun bilincinde misiniz? Kul olduğunuzun farkında mısınız? Bütün bunlar muhasebe edilecek. Evet. İşte Miraç'ta Risalet Mahal Efendimiz cehennemi gördü. Gördü. Görebilir, Allah gösterebilir. Bana kitabında cehennemi tarif buyurmuş, görmüş gibi iman ettim. Tekrar orada görmüş, beni etkilemez. Cehennemi haber veriyor Kur'an. Benim miracım Kur'an'a tabi olmakla. Evet, fikrimin kıblesi Kur'an olursa, bedenimi Kabe'ye yönelttiğim gibi, müstakbile kıble diye namazda niyet ediyorum ya, kıbleye istikbal ediyorum. Bedenimi Kabe-i Şerif'e çevirdiğim gibi fikrimi, kafamı Kur'an'a çevirmek zorundayım. Benim miracım ancak böyle mümkün olur. Ben böyle uruc ederim, yükselirim. Yoksa mari masum gibi yerde sürünürüm ya. Evet. Miraç yükseliş anlamında. Uruç etmek, yükselmek, asansör manası verenler de var yani. Ama bu yükselmek bizim anladığımız manada işte peygamber göklere yükseldi. Hayır. Ya işin zahir şekli öyle, semavata, bilinmeyen bir aleme yükseldi. Hazreti Peygamber bir kemale yükseldi aleyhissalatu vesselam. Bir kemale. Evet. Ahmediyet
ve ehadiyet arasındaki işte o Kabe Kavseyn diye tarif edilen iki ucun birleşmesi bu idi. Ahmet ve Ehad arasında çok ince bir nüans farkı var. Yaklaşım işte. İki ucun, iki yayın, iki ucunun birbirine birleşmesi. Kabe Kavseyn'i ev edna. Ondan da yakın buyuruyor. O yakınlığı anlayamıyoruz. Yayın uçlarının birbirine yanaşmasını anlıyoruz. Ama ondan yakınını anlayamayız. Evet. Gerçek idrak, onun zatının idrak edilemezliğinin idrakıdır buyurmuş. Sübhanallahi ma'rifnake hakka marifetike la ma'ruf. Evet. Biz o noktaya geldik mi? اَنْتَكَ مَا اَسْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكُ buyurmuş. Sen seni nasıl tarif etmişsin, kendini nasıl bildirmişsin, biz öyle iman etmişiz ya. لَا اُخْسِيْفَنَا اَنْ عَلَيْكُ. Biz seni, o manada, o yakınlığı biz anlayamayız. Anlatamayız da, anlayamadığımız bir şeyi anlatmamız da mümkün değil. Anlayamayız. Evet, böyle bir kemal. Ahmet ve Ehad arasındaki bir esrar miraç. Ama bunun bir de zahire yansıyan bölümü var. İşte Kur'an'a giren ve akaidimizle ilgili olan, imanla yükümlü olduğumuz bölümü bizi burası ilgilendiriyor. Dedim ya öbür tarafı çok su kaldırır. Öbür tarafı çok su kaldırır. Herkes bir şey söyleyebilir. Evet. Bir kemale uğur. Dedik ki Mekke dönemi okumamız lazım. İnşallah okuruz. Yani bu gece bunlar için de bir başlangıç olsun. Çünkü bu geceler bize verilen hayırlı sebepler, vesileler. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu ittakullâhe وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَب۪يلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ey müminler! Allah'tan gereği gibi korku. Layıkıyla korku. Yani muttaki ol. Korkun titreyin anlamında değil. Allah'tan korkun, Allah'ın azabından korkun anlamında değil, korkun. Ama sırf böyle bir korku olmasın. Yani haşa Allah sadece cebbar, kahhar, böyle velud bir Rab değil yani. Korkacağız. Korkacağız onu incitmekten. Ona isyandan, emirlerinin isyandan, bundan korkacağız. Ona yakın olamamaktan korkacağız. Çünkü bize vâbud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn. Yani mana planında hakkal yakîne ulaşıncaya kadar, itminan buluncaya kadar, huzura kavuşuncaya kadar, zahir planında da son nefesinizi verinceye kadar, ölüm size gelinceye kadar ona kulsunuz, bu şuurdan kurtulamazsınız. Bu kullukta devam edeceksiniz. Vahud. İbadet edin. Vahud dolayısıyla mabudu çağrıştırıyor. Bir abid varsa mutlak bir mabud da var. İbadet edilmesi gereken bir varlık da var. Eğer işte hayat tamamı bir ibadetse, yani ibadet ruhuyla, ibadet şuuruyla, ibadet neşvesiyle tamamlanması gerekiyorsa, hatta ye'tiyekel yakîn, ölüm gelinceye kadar, öyleyse ibadetin tarifi yalnız mabuda aittir.
ibadeti tarif etmek, ibadeti şekillendirmek, ondaki murat yalnız mabuda aittir. O belirler, o bildirir. O açıklar. Biz o bildirileni, beyan edileni, açıklananı yaparız. Ben mevzuyu belki çok dağıtıyorum. Ama dedim ya, bir altyapı oluşması lazım. Binayı yapabilmen için temel atmam lazım. O temel olmadan malzememe yazık. O binayı yapmam o zaman. Şuradan çıkmadan yaptığım binayı yıkacaksanız, benim binamı bana bırakacaksanız yazık olur o zaman. Hayır. Evet. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ve sellem ve barik ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir bedevi. Evvel bedevi, sonra sahabi başımızın tacı. Radıyallahu anhum ecma'in, Cenab-ı Hak hepsinden ebediyen razı olsun. Alemlerin efendisine geliyor. İlelleh minelmeh buyurmuş peygamber. Beşikten mezara hepiniz talebesiniz. Öğrencisiniz. Öğrenmeye muhtaçsınız. Öğrenmelisiniz. Önce bu. Biz burayı atlamışız, hep öğretici durumundayız. Önce nefsim, Allah'a sığınırım. Cenab-ı Hak hepimizi bağışlasın. Hep öğretici konumuna gelmişiz. Hayır, önce öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Tullab. Hep talebe olacağız. İlmin talebesi, irfanın talebesi olacağız. İhsana etmek istiyorsa ya. Bir bedeli geliyor. Bu din-i mübini onun gerçek mualliminden birinci elde talim etmek istiyor. Ya Resulallah, bana İslam'ı, İslam'ın şeriatını anlatır mısınız, öğretir misiniz? O muallim-i Rabbani, mürşid-i hakiki, ona bu din-i mübini talim buyuruyor. İmanın, İslam'ın şartlarını, dinin esaslarını Rabbinin kendisine öğrettiği gibi ona öğretiyor. Sahabi soruyor, bu kadar mı ya Resulallah? Benden istenilenler, yapmam gerekenler bu kadar mı? Evet buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Bu kadar. Ya Resulallah buyuruyor. Ben bu buyurduklarınızdan ne arttırırım ne de eksiltirim. Ne arttırırım ne de eksiltirim. İşte kulluk bu. Ve sahabi izin istiyor, çıkıyor. Allah Resulü buyuruyor ki ashabına, eğer bu mümin samimi ise bu sözünde, bu sözüne riayet edecekse, hakikaten böyle yapacaksa, cennetlik görmek istiyorsanız buna bakın. Gidin onu görün. Cennetlik görmek isteyen buna baksın. Evet. Hayatın tamamı ibadetler manzumesi ise bu ibadetleri bildirmek mabuda aittir. Şimdi sen burada kendi rolünü, konumunu, neci olduğunu tayin et. Bu sana imanına, vicdanına bırakıyorum ben. Kendini hangi dev aynasında görüyorsan şimdi var gör. Evet. Kimliğini anlamalısın. Kimliğini anlamalısın. Bunu anlayamazsan kaçak yaşarsın.
kimliksiz insan kaçak insandır. Kaçak yaşarsın. Korkuyla, endişelerle yaşarsın. Evet, biz ayete dönelim. Sure-i Maide'den bir ayet-i kerime. Allah'tan hakkı ile korkun. İşte bu manada korkun. Allah'ın hukukuna riayet edememekten korkun. O kulluğu yerine getirememekten korkun. Muttaki olun. Takvaya riayet edin. Hatta bazı ayetlerde hakka tukatil diye buyuruyor. Mübalağa ile sanki. Hakkı ile korkun. Çok korkun. Amenuttakullah. Kim korksun? İman edenler. Sorumluluğun altına onlar giriyor. İman etmedin mi hiçbir şey yok. Fasulyadan insansın. Biz ufak çocukken böyle işte büyük abilerimizle oyun oynamak isterdik. Bizi almadılar mı? Ağlardık, çimler çıkartırdık. Mızıkırdık. Onlar da işte hadi bu da fasulyadan der, bizi yanlarına alırlardı susturmak için. O zaman anlamazdık fasulye ne yani. Fasulyadan. Evet, fasulyadan insanlar var şimdi de. Onları da tarif ediyor Mahmud'umuz. O insanları da tarif ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ben buna tarif buyuruyor onlar hakkında. Tarifsiz bir şey yok. Hazreti Kur'an'da tarifi yapılmamış. Netliğe kavuşturulmamış hiçbir şey yok. İsra suresinde o da var. Her şey tafsilatlı olarak buyuruyor. Cenab-ı Hak mufassal bir şekilde açıklanmıştır. Tafsilatlı olarak, aşırı o ayet de geçti. Tafsilatlı olarak her şey açıklanmış. Elhamdülillah. Böyle bir kitaba sahibiz, böyle bir hazineye sahibiz. Sahibiz de ne acıdır ki biz altınla mangırı birbirinden ayırt edemiyoruz. Bizi bujiterilerle kandırıyorlar, parlak taşlarla bizi kandırıyorlar. Elmasları elimizden alıp bize parlak cam parçalarını veriyor. Evet. Halbuki birimiz kristalle elması birbirinden tefrik etmeye muhtediriz. Hiç altın suyuna batmış bir teneke ile altını ayırt edebilir miyiz? Bu kabiliyetimiz, bu meziyetimiz var mı? Hayır. İşte toplumumuz böyle. Kusura bakmayın. Biraz belki suçluyorum. Size hakaret kabul etmeyin. İçimin yangını bu. Ben de bu toplumun bir ferdi. Ben de bu toplumun müferdiyim. İçim bundan yanıyor. Rabbim bizi muhatap kabul ediyor ve bize hitap ediyor. Bize sesleniyor. Belki en üst mertebede, yani bize öyle bir paye lütfediyor ki ya yuhellezine amenu ifadesi müthiş bir paye erdirsek. Bazı ayetlerde sanki daha da bunu ileri geçip ya ibadî diyor. Ya ibadî. O kadar bir yakınlık lütfediyor ki ey kullarım. Ey kullarım. Mesela bazı ayetlerde ya yuhennâs buyuruyor. Ey insanlar. Mesafeli duruyor. Çok resmi bir hitap. Gayet resmi bir hitap. Ya yuhennâs buyuruyor. Ama bazı çok özel kullarına, hususi kullarına, mesela Efendimiz'e Yasin, buna da insan diyor ama farklı bir ifadeyle yakınlık arz ediyor. Ama biz bunu anlayamıyoruz işte. O bize bu kadar yakın iken, bizi böyle muhatap kabul etmişken biz onun bu hitab-ı izzetine bir cevap veremiyoruz. Cevabı veremiyoruz. Evet. İşte burada da iman edenlere,
hususiyet verdiği kullara hitap buyuruyor ki muttaki olun. Hususiyetiniz bir kat daha artsın. Allah'tan korkun. وَبْتَغُ اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Eğer siz Allah'ı arzuluyorsanız, bu yakınlığın sırrına ermek, böyle yakın olmak istiyorsanız, o hitab-ı izzete mazhar olmak ve cevap vermek, karşılık vermek istiyorsanız, اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Mutlak, güzel, hayırlı, meşru, vesilelerle yaklaşın. İşte bu vesilede yine başka bir ayette şir'aten ve minhacen diye buyurulmuş. Yollar, vasıflar bu yolları takip edin. Bu yolların içinde en kestirme yol, en hayırlı vesile Kur'an ve onun bize vaaz ettiği ilim. İlim yolu. Bu yolu bırakırsak tali yolu gideriz. O tali yollar bizi ormanlara götürür, kayboluruz. Selamete götürmez. Vesile ilim. Sonra o ilmin şekillenmiş hali amel. Kuvveden fiile dönüşmüş hali salih amel. Onda da vasıf alıyor Cenab-ı Hak. Salih amel buyuruyor. Adeta imanın elbisesi. İllellezine amenu ve amilu salihat. Amel olmayınca iman çıplak oluyor. Elbisesi toplum içine çıkabilir miyiz? Hayır. İmanın elbisesi de salih amel. Amel biliyorsunuz, Türkçemizde de kullanılıyor, amele diyoruz, amele. İş yapan yani, çalışan. Ama amele diye biz kime diyoruz? Vasıfsız işçiye. Hiçbir vasfı yok. Getir götür işleri yapar, kum eler, harç kalar, efendim, pulla taşır. Bunlara amele diyoruz. Vasfı olana ne diyoruz? Usta. Sıvacı ustası, demirci ustası, kalıpçı ustası. Bunlar usta. Allah-u Teala usta istiyor. Salih amel, amele istemiyor. Vasıflı ameller yapın. Fiillerimizin vasfı olsun. Evet. Kaçak göçak olmasın. Etiketli olsun. Standartlara uygun olsun. Bunun için bilgi gerekli. Amelin standarda uygun olması için yine bilgi gerekli. İkinci vesile amel. İlim, salih amel. Salih amelin sınırları çok geniş. Namaz, huşu ile kılınan, tadil erkana riayetle kılınan bir namaz, salih amel. Yolun üstünde insanlara zarar verecek bir taşı kenara koymak, salih amel. Bir erkeğin eşine su vermesi salih amel. Bir müminin mümin kardeşiyle karşılaştığında ona tebessüm etmesi, hoş görünmesi salih amel. Yani la teşbih altın gibi. 24 ayar altın da var, 8 ayar altın da var. Değerine göre. Şimdi namaz 24 ayar altın gibi, tebessüm 8 ayar altın gibi ama altın, bir değeri var. Bunların hepsini Cenab-ı Hak salih amel nevinden kabul buyuruyor. İşte Allah'a yaklaşmak için bunları kullanın buyuruyor Cenab-ı Hak. İlmi kullanın, ameli kullanın. Daha sonra bu ilmi öğrenmek için alimleri kullanın. Ameli öğrenmek için, salih amelle muvaffak olmak için iyileri tercih edin. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Sadıklarla beraber olun. Onları tercih edin. Onlar da birer vesile. Ama evvel zikredilen
önemine binaen öncelik kazanır. Öncelik hakkına sahiptir. Evet. İşte bizden istenilen bu ilmin ışığındaki gerçekler. Arkadaşlar, ben sözü çok fazla uzatmayacağım. Dedik ki işte Miraç, böyle bir yükseliş, bir kemale eriş. Mekke döneminde Cenab-ı Peygamber gayet zor bir yaşam tarzı sürdü. Bunu hepimiz biliyoruz. Hatice annemizin ahireti şereflendirmesi, hüzün senesi denilir o seneye İslam tarihinde. En büyük yardımcılarından olan amcaları Ebu Talib'in dünyadan göçmesi. Adeta desteksiz, zahirde yalnız kaldı Resulullah aleyhissalatü vesselam. 3 sene vahyin kesilmesi, Yahudilerin iftiraları, Rabbi Muhammed'e küstü sallallahu aleyhi ve sellem, onu bıraktı, daha ona konuşmuyor gibi, Resulullah'ın kalbi şerifi bundan çok mahzun oluyordu. Efendim, Cenab-ı Hak sonra onu teselli buyurdu. Duha suresiyle, İnşirah suresiyle teselli buyurdu. Böyle olmadığını, onu bırakmadığını, terk etmediğini beyan buyurdu. Hücumlar, hicrete kadar işte olan hayat, öldürmeye teşebbüsler, haşa huzurumuzdan mübarek başının üzerine hayvan işkembesinin atılması, bir sürü çileler, sıkıntılar. Cenab-ı Hak sürekli ayetlerinde de buyuruyor, اِنَّ اللّٰهَ مَا سَابِر۪ينَ وَبَشِّرِ السَّابِر۪ينَ Bil ki Allah sabredenlerle beraberdir, sabredenleri müjdele gibi Efendimiz'e tesellilerde bulunuyordu. Cenab-ı Hak bu tesellileri sadece sözde bırakmadı. Sözde bırakmadı. Miraç ile bu teselliyi fiile dönüştürdü. Onu mükafatlandırdı. Sen ki bu kadar çile çektin, zahmet gördün, eziyetler gördün ve sebat ettin. Bir insandın. Tahammül sınırlarını aşan imtihanlar yaşadım. Evet, erkek evlatların elinden alındı. Sana zürriyetsiz dediler. Sözde halk içinde kadru kıymetini, değerini aşağılamak istediler. Yetimliğini gündeme getirdiler. Seni öz akrabaların Taif'te taşa tuttular. Her türlü eza cefayı Rabbim için sen katlandın, sabrettin. Yunus'un yine olsa gerek bir ifadesi, işittim hep sözünü, görmedim hiç yüzünü buyuruyor. Bir hal üzere söylenmiş bir söz, bir o da kendi manevi miracında belki ifade ettiği miracını tarif ederken Yunus, bu ifadeleri kullanıyor. İşittim hep sözünü, görmedim hiç yüzünü, yüzünü görmek için canım veresim gelir. Evet, Cenab-ı Hak sözlü ifadelerle Habibini teselli buyuruyordu. İlmel yakin olan bütün bilgilerini aynel yakine, hakkel yakine dönüştürmek için, onu şuhuta ulaştırmak için Mihrac-ı Nebi gerçekleşti. Ve Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugüne kadar işittiği zatın yüzünü görmeye gitti. Bundan büyük bir teselli olamazdı. Mihrac'ın bir cephesi böyle. Bir bakış cephesi, alimlerimizin tarifi böyle. Ona bir teselliydi. Bir başka cephe, İsra suresinden evvelki Nahl suresinde İbrahim aleyhisselamdan bahsediliyor. Hazreti İbrahim'in kemalatı anlatılıyor.
Biraz önce de sohbetler geçti ya, ferden zata mevul idi Hazreti İbrahim. Allah'ın zatına davet edilmişti. Ve haliliyet rütbesiyle Allah'a dost olarak ittihad edildi. İbrahim'in makamı, menzili, rütbesi beyan ediliyor, tarif ediliyor. Cenab-ı Peygamber de onun zürriyetindendi, onun neslindendi. Akabindeki surede İsra suresiyle ve Miraç hadisesiyle Cenab-ı Hak Efendimizin makamını, menzilini açıklamış oldu. Evet. Menzili âlâdan âlâdır diyor Şahiz. Âlâlardan âlâ. Böyle bir menzile ulaştırdı ki onu beşeri bırakın hiçbir peygamber olsaydı. Bu yüzden Hatemen Mürselin oldu. Hatemen Nebiyyin oldu. Son Resul, son Nebi oldu. Onun şerefinin üzerine, onun payesinin üzerine başka bir paye konmadı. Şimdi düşünün. Yani günümüzde bile insanların asaleti bir önem arz ediyor. Asalet bal gibidir, kokmaz denilmiş ecdadımız. Allah Resulü de buyurmuş da hadis-i şeriflerinde. Evlenirken asalete dikkat edin diye tavsiyelerinden biri bu. Çöplük gülünü koklamayın buyuruyor mesela. Çöplükte biten gülün kokusu da zararlı olur ya. Çöplük gülüdür. Yani eşinizin asil olmasına dikkat edin ki nesil temiz gelsin. Şimdi bu cepheden bakın. Biz ümmet-i Muhammediz. Bizim peygamberimize aleyhissalatü vesselam böyle bir şeref, böyle bir paye verilmişse bu şerefte ümmetin de bir hissesi vardır. Bu payede bu ümmetin de bir payı vardır. Bu yüzden o geçmiş peygamberlere olan üstünlüğü nispetiyle bizim de geçmiş ümmetlere bir farkımız vardır. Var da bugün var mı? Bugün bizi o ümmetten ayıran, geçmiş ümmetlerden ayıran özellikleri, o kalın çizgileri muhafaza edebiliyor muyuz veya ne kadar edebiliyoruz? Evet. Sizden evvelkilere siz kulaç kulaç, karış karış tabi olacaksınız buyuruyor kainatın efendisi. Bunu söylerken müjde olarak söylemiyor, tenkit olarak söylüyor. Hatta onlar keler deliğinden geçsene, kele laf edersiniz, kertenkele diyoruz. Siz bu Erzurum bölgesinde ne diyorsunuz bilmiyorum. Evet efendim, kertenkele böyle küçük bir insana tiksinti veren bir mahluk. Bir keler deliğinden geçsene, siz oradan geçeceksiniz buyuruyor kainatın efendisi. Ashab soruyor, o geçmiş ümmetler Nasara ve Yahudiler midir ya Resulallah? Ya kimlerdir buyuruyor. Bu bir tenkit bize. Bir tahsir bize. Bir azarlama bize. Hissemizi bundan almalıyız. Bugünkü yaşantımıza bakalım. Nasara ve Yahudilerden farkımız, düşünce sistemimiz, anlayışımız, kültürümüz, yavaş yavaş örf ananemizi de kaybetmeye başlamışız. Duygularımız yabancılaşmış, konuştuğumuz lisanımızı bile bozmuşuz. Tamamen onların kültürüyle yoğrulmuşuz. Kılık kıyafetlerimiz, eğitimimiz, teknolojimiz, her şeyimiz. Onları çağrıştırıyor, onları yansıtıyor. Böyle mi olmalıydık biz? Evet, onlar da ilimde değil arkadaşlar. Onlarda ilim yok.
Onlarda ilim olsaydı dal ve mudil olmazlardı. Gayril mağdubi ve dalim buyuruyor onlar hakkında. İlim hidayet kaynağıdır. İnsanı dalaletten kurtarmak için. İlim yok, bilim var. Bilim var. Bilimde, teknikte, sanatta alışveriş yapabiliriz. Hikmet bizim yeteğimizdir. Onu nerede bulursak, bize faydalı olacak bir şeyi, nerede bulursak, hatta Çin'de bile olsa, buyuruyor kainatın efendisi, alırız. Ama ilim için onlara muhtaç değiliz. İlim bizim elimizde. Kur'an bize verilmiş, kaynak bizde. Biz bugün onlardan bilim almak yerine, teknik almak yerine onlardan çok daha farklı şeyler aldık. Moda aldık. Onların modalarını getirdik. Çok acı bir şey bugün işittim. Bir vilayette, vilayetin ismini de söylemeyeceğim, gıybet olmasın. Cenab-ı Hak bütün beldelerimizi hidayet nuruyla nurlandırsın. Enteresandır. Yani bu söylediğim vilayet, belde böyle büyük şehirler değil. İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi böyle buralar değil. Civarımızda, bizim bu bölgemizde, civarımızda Anadolu. Anadolu. Evet. Anadolu'muzda sıradan halkın da değil, sıradan vatandaşların da değil, ehli zikir, ehli tarik, sufi insanların, bir cemaat ehli insanların, yani cemaat ehli ne demektir? İlim ehli demektir, irfan ehli demektir, bir manevi kanaat önderine tabi olmuş insanlar, bundan bu İslam'ı talim eden insanlar demektir. Evet. Böyle insanlar, yani gözümüzde münevver, mübarek insanlar. Arkadaşlar, İslam'da aydın yoktur. İslam'ın aydını olmaz. Aydınlar karanlıklardan çıkar. İslam'ın münevverleri vardır. İslam'ın eğittiği insan münevverdir. İslam'ın da böyle sınıflandırmaları var. Ebrarları var, mukarrebleri var, muhsinleri var, efendim, muttakileri, etkaları, takvaları var, sınıfları var. Herkes konumuna göre, durumuna göre kendine bir yer bulur. İşte bu sınıflardan birisi de münevverdir. Aydınları yoktur İslam. Kim İslam'da aydınlıktan bahsediyorsa bilsin kendi karanlık o adam. İşte bazen okuyoruz fitne vizyonlarda, isminin altına yazıyor, İslamcı aydın, İslamcı aydın. O karanlık bir adam, tehlikeli biridir, bunu bilin yani. Evet, bugüne kadar bu dini bozmaya çalışan, belki müsteşriklerden daha ziyade, oryantalistlerden daha ziyade İslam'ı bozmaya çalışan İslamcı aydınlardır. Said Nursi öyle buyuruyor. Güzel bir ifade. Dine zarar verenler, dinde ihmal gösterenlerdir buyuruyor. İhmale gelmez bu iş. Evet. Yani gözümüzde sufi dedik mi münevver insan, mübarek insan, ehli kemal insan. Bu insanlar makyajsız gezmiyorlar diyor. Bugün birisiyle sohbet ediyorum. Bir yerden misafir gelmişti. Sizin oralar nasıl filan, neler gördünüz oralarda? Ne var, ne çok? Efendim, bunu anlatıyor. Bayan sufiler diyor, makyajını geziyor.
takvanın öngördüğü bayanlar için kıyafet şaftır. Ama İslam bu kıyafet konusunda ısrarcı değildir. Bu konuda da taassup hoş değil arkadaşlar. Evet, tefsirlerimizin birçoğu takva açısından çarşafı uygun görmüştür. Ama Kur'an-ı Kerim örtüyü 5 farklı ifadeyle zikretmiştir. Ulemamız, özellikle de Hanifiler, demişlerdir ki bu 5 farklı ifade farklı örfleri temsil eder. O yüzden kıyafette meşru ölçülerde örf esastır. Örfe muhalefet de kerihtir. Hanifiler bunu esas almışlar. Mesela Erzurum yöresinde ihram giyiliyor. İhramın özellikleri ne olmalı? Bir, içi göstermeyecek derecede kalın olmalı. İki, şekli belli etmeyecek derecede bol olmalı. Üç, teberrucdan sakındıracak derecede sade olmalı. Dikkat çekmeyecek. İşte bu özelliğe sahip bir kıyafet örfe uygun olabilir. Bu mahsulu değil, güzeldir. Ama ittika için, takva için çarşaf öngörülmüştür. Cilbab denilen bu öngörülmüş. Bunu taşıyabilecekse kadın, bu kimliğine sahip olabilecekse bunu giymesi güzeldir. Yok, sırf eteklerini çamura sürmek için bunu giyecekse bunu giymesin. Şalvar atkı da giyebilir. Anadolu'nun bazı yerlerinde şalvar atkı giyiliyor. İşte ihram giyebilir. Ferace giyebilir. Üç etek giyebilir. Efendim, fukahamız bunlar üstünde çok çalışmışlar. Ben hepinize okumanız açısından tavsiye ederim. Son Osmanlı Şeyhülislamlarından Mustafa Sadri Efendi'nin Tesettür-ü Şer'i diye kadınlar için yazdığı Tesettür Risalesi var. Bunu temin edip okuyalım inşallah. Ve bunu okursa belli taassuplarımızdan kurtuluruz. Çünkü günümüzde işitiyoruz. Çarşaflı bayanlar pardösülü bayanlara selam vermiyorlar. Tenkit ediyorlar. Hatta çarşaflı çarşaflıyı tenkit ediyor. Nedir? İşte çarşaf belden lastikli olmalı, bütün olmalı veya bazıları altlı üstlü iki parça şeklinde giyiyor. Altına etek gibi diyelim, bir şey giyiyor, üstüne pelerin gibi bir başka örtü alıyor. Bunları işittiğimiz için söylüyor. Efendim çarşafı bölenler dini bölmüşlerdir ifadeler. Bunlar cehalet kokan sözlerdir. Bunlar cehalet kokar. Dedim ya, İslam belli konuların dışındaki konulardan ısrarcı değildir. İslam'ın ısrarcı olduğu konular, Sure-i İsra biraz da bize bunu anlatıyor. Yani Miraç'tan bunu öğreniyoruz. Tevhid, bu konuda ısrarcıdır İslam. Tevhid, Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyeti, rububiyeti, uluhiyeti, bu konularda ısrarcıdır. İki, risalet bu konuda ısrarcıdır. Resulünün üzerine başka bir gül koklamamıştır Cenab-ı Hak. Buna müsaade de etmez. Üçüncüsü, ahiret. Bu konuyu çok açık ve net Kur'an bize beyan ediyor. Ebedi hayatı yani. Bunlarda ısrarcı. Bunun dışındaki mevzularda azimetler, ruhsatlar zikredilmiş. Kolaylıklar tanınmış. Herkesin konumuna göre işte namazı farz kılmış Cenab-ı Hak. Kıymet salah emriyle namazlarınızı mutlak kılın. Bunu emretmiş. Hatta Cenab-ı Peygamber de bu ayeti sanki tefsir manasında kasten terk etmenin küfür olduğunu bildirmiş. Namazı kasten men tereke salate mutaammiden fakat kafer buyuruyor. Kasıtsız, özürsüz, sebepsiz, mazeretsiz bir vakit namazın terki küfürdür buyuruyor.
Namaz imanla küfür arasında ince bir zar gibidir buyuruyor. Evet, bu kadar tehditkar olmasına rağmen Cenab-ı Peygamberi Rabbimiz buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim yezkurunallaha kıyamen ve ku'uden ve ala cunubihim. Israrcı değil bakın. Ayakta kıl bunu buyuruyor. Namazını ikame et. Yani bütün tadile, canına, farzlarına, vücutlarına riayet et. Muktedir değilsin. Hastasın, rahatsızsın. Oturduğun yerde kıl, zorlama kendini. Ayakta duracağım diye sıkıntı çekme. Oturarak kıl. Buna da muktedir olamadın, oturamıyorsun. Ciddi rahatsızsın, felçlisin. Efendim, hareket kabiliyetlerin çok kısıtlı. Ve ala cumhurihim. Yattığın yerde ima ile, gözlerinle kıl. Bakın farz olan ibadetlerde dahi ısrarcı değil İslam. Değil. Oruç. Hamile kadın, hasta insan, sefere çıkan tutabilirse hayırlı buyuruyor. Her yaş olma. Tutsun. Hayırdır. Oruç tutamayana bir behis yok. Sütten kesildiğinde, iyileştiğinde, seferden döndüğünde kaza etsin. Azimeti de bildiriyor, ruhsatı da bildiriyor. Kur'an'ın bu mesajını iyi anlamak lazım. Bunu anlamadan ham sofuluk, ham Müslümanlık zarar getiriyor. Birbirimizi böyle aşırı tenkitler, sıkıştırmalar zarar getiriyor. Bunlardan da vazgeçeceğiz. Evet. Bu çarşaftan vazgeçtik yani takva libasından. Diyor ki o misafirimiz kadınlar parlo sülahi giyiyorlar. Sufi kadınlar üzerlerinde parlo sülahi yok. Etek bluz. İç elbiseleriyle, el elbiseleriyle dışarı çıkıyorlar. Evet. Batının hayranlığından gelmiş bir şey. Bunların alametleri bize bu şekilde ulaşıyor. Arkadaşlar sevgi saridir. Onlara muhabbet edersek, onların halleri bize sirayet eder. Onların halleri sirayet eder. Onun için Cenab-ı Peygamber'e Cenab-ı Hak buyuruyor ki onlara de ki Allah'ı seviyorsanız yani gönlünüzü Allah sevgisiyle doldurun. Allah'ı seviyorsanız bize tabi olun. Ölçüyü göster. Bakın hayatımızı yine mabut belirliyor. Tabi o. Evet arkadaşlar. Miracın bir bakış cephesinde dedik ki Resul-i Ekrem'in ulviyeti, keremi, kemalatı, yüceliği. Bundan bize de büyük bir hisse var. Bir pay var. Biz de öyle nezih, öyle şerefli, öyle aziz bir peygamberin ümmeti olmakla şereflenmişiz elhamdülillah. Cenab-ı Hak şefaatine hepimizi nail etsin. Evet, miracın bir başka cephesi, miraçla şer-i şerifin umdeleri, esasları bildirilmiş oluyor. Sure-i İsra malum Mekke'dir, Mekke'de nazil olmuş. Muhtar görüşe göre böyle. Lakin bazı alimlerimiz 2-3 ayetinin Medine-i Münevvere'de nazil olduğunu söylemişler. 40'üncü ayetlerden ve 60. ayetinin efendim Medine-i Münevvere'de inzal olduğunu söylemişler. Kalanları Mekke'de inzal olmuş diye buyurmuşlar müfessirlerimiz. Bu İsra suresinde baktığımızda Cenab-ı Hak şer-i şerifin esaslarını, şeriatı tarif buyurmuş. Mesela orada ubudiyeti tarif ediyor.
uluhiyeti tarif ediyor. Risaleti tarif ediyor. Kul haklarından bahsediyor. Haksız yere adam öldürmenin cezasını açıklıyor. Yetim mallarından uzak durmamızı bildiriyor. Namazlarımızı kılmamızı bildiriyor. İşte aceleci olmamamızı, sabırlı olmamızı bildiriyor. Teenniyi bize bildiriyor. Kur'an'ın nasıl bir hidayet kaynağı olduğunu bildiriyor. Resulullah Efendimiz'in mübarek vasıflarını anlatıyor. Onun Sirac ve Münir olduğunu, Beşir ve Nezir olduğunu, Da'i ilallah olduğunu, efendim daha birçok güzel vasıflarını, nur saçan bir kandil, Allah'a davet eden bir yaşatçı, bir tebliğci olduğunu, korkutucu ve müjdeleyici olduğunu, efendim güzel vasıflarından bahsetmiş. Kafirler için elin bir azabın olduğunu, efendim hakkın ve batılın sıfatlarını, efendim hakkın batıla üstünlüğünü Sure-i İsra'da yine tarif buyurmuş. Efendim kibirden sakınmamız gerektiğini, cahiliye teberrucu üzere kadınlarımızın olmaması gerektiğini, malum teberruç sesle olabilir, yani kendini kasma, güzelleştirme, böyle havalara girme. Bu sesle de olabilir, sesi dalgalandırmak. İşte bu yüzden kadının tehannisi hoş görülmemiştir İslam'da. Efendim, bu elbiseyle olur teberruç. Süslü püslü elbiseler giyip sokağa çıkmalar, topuklu ayakkabılar giyip ayakları yere sert vurup ziynet eşyalarının sesini duyurtmalar, bunlar zinaya davetiyedir. Efendim, bedeni kırıtmalar, böyle omuzları, başı, kalçaları efendim oynatarak sokakta değişik hareketlerde bulunmalar. İsra suresinde bunlar hep yasaklanıyor, tarif ediliyor. Cahiliye teberrucundan kaçınmamız, efendim kibretmememiz, gurura kapılmamamız, mahfiyet üzere olmamız, Kur'an'ın şifa ve rahmet olduğu müminlere, efendim şifa olduğu. Bazı özel emirler de var, işte gece namazının fazileti ve gece namazına devamlılık, geceleri kalkıp Kur'an okumanın, Kur'an'la haşır neşir olmanın, ehli zikir olmanın önemi. Efendim bakıyoruz ki şer-i şerifin hem olmazsa olmazları hem de aradaki bazı hususi emirlerini Miraç-ı Şerif bize tarif ediyor. Miraç'tan biz bunu anlıyoruz, bunu görüyoruz. Yani bize bakan cephesinde bunlar var. Efendim. Ve insana bir yol açılıyor. Miraç ile, İsra hadisesi ile insana bir yol açılıyor. Peygamberin şahsında ona tabi olan, onun ahlakına bürünen, sünnetine bezenen her insanın da kendi gönlünde böyle bir miraç gerçekleştirebileceğini görüyoruz. Bu misalin bütün insanlığa açık olduğu. Hak dilerse, kul da gayret ederse bu miracın gerçekleşeceğini efendim biz burada görüyoruz. Ama dediğim gibi perdenin ötesinde de daha bu anlattıklarımızın dışında çok daha büyük hakikatler vardır. Çünkü Allah-u Teala ayet-i kerimede hemen birinci ayette aşırı olarak da okunurken zikredilmişti. Ayetlerimizi göstermek için buyuruyor. Yani ayet onun kudretinden, onun hikmetinden, onun sanatından çok değişik şeyler. Anlayabileceğimiz veya anlayamayacağımız, yalnız Resul'e mahsus olan şeyler de var. Miraç'ta yaşanan hadiseler içinde yalnız Cenab-ı Peygamber'in şahsına ait hususiyetler de var. Bunlar da onun ayetlerinden. Allah-u Teala bu manada birçok ayetler Efendimiz'e göstermiştir. Ama bizim için önemli olan ve özellikle bu gece ben bütün arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Allah rızası için önce gidip İsra suresini manasını bir okuyalım. İsra suresini okuyalım, manasını okuyalım. Bugün, yarın, yani bugünlerde
miracın içindeyiz. Efendim. Beraate bir altyapı olsun bize. Hazırlıklı olalım ki berat alalım. Bir, mealden daha uygunu böyle bir muhtasar tefsirden, efendim, yani tek bir cilt mealden değil de böyle muhtasar bir tefsirden, herhalde Gürcük diliyle yazılmış çok tefsirlerimiz var. Bunlardan İsra suresinin manasını bir okuyalım. İki, İslam tarihinden, Alasım Köksal'ın İslam tarihinden, başka elinde hangi tarih varsa ondan miracı okuyalım. Mekke döneminde gerçekleşen bu miraç hadisesini anlamaya çalışarak okuyalım. Üç, hadis-i şeriflerden, hadis mecmualarından Cenab-ı Peygamber'in miraçla ilgili emirlerini, tavsiyelerini, mübarek sözlerini öğrenmeye çalışalım. Siyer'e bakalım. Siyer'de Mirac-ı Şerif'in Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in üzerinde ne gibi bir etki meydana getirmiş, onu nasıl etkilemiş, Rabbi ile kavuşmak, buluşmak, görüşmek, onu nasıl etkilemiş, bunları okuyalım. Ev halkımıza anlatalım. Arkadaşlarımızla mütalaa müzakere edelim. Bizde yerleşsin. Otursun. Ve bu gece imkan dahilinde kaza namazlarımıza özen gösterelim. Allah-u Teala'ya bol bol dua edelim. Dua edelim. Efendim. Resul-i Ekrem'e salatu selam getirelim. Kendi günahlarımızdan, ailemizin, çoluk çocuğumuzun ve bütün ümmet-i merhumenin günahlarından Cenab-ı Hakk'a istiğfar edelim. Tevbe edelim. Bu gece, tevbe gecesi. Kapıların açık olduğu gece bir uruç yükseliş var. Bir manevi piyango. Bakarsın ki bize de bunu yükseltirler bizi de. Evet, ümit var olmak lazım. Hazreti Ömer buyuruyor ya, deseler ki şu Medine-i Münevvere'de herkes ehli cehennem, bir kişi var ehli cennet. Vallahi o benim diye ümitlenirim buyurmuş. Ben olabilirim yani, Allah dilerse. Deseler ki herkes ehli cennet, bir kişi ehli cehennem, o da ben olabilirim diye korkarım buyuruyor. El-mu'minu beynel-khaf ve reca. Korku ile ümit arasında mümin seyretmeli. İşte bu gece bu hali pekiştirmeliyiz, yaşamalıyız. Bir yandan Rab korkusu, bir yandan kabul edilme ümidiyle Allah-u Teala'ya tadarru ve niyazda bulunmalıyız. Yalvarmalıyız. Çokça secdede bulunmalıyız. Gözyaşı dökmeliyiz. Çoluk çocuğumuzun selameti için başımızda dönen dolapların bertaraf olması için efendim Türkiye'deki bu siyaset gemisinin hayırlı bir limana oturması için gemimize hayırlı bir kaptan gelmesi için efendim yeryüzünde zulüm altında imin minyen Müslümanların selamete, nusrete, zafere ulaşması için Müslümanlığın kardeşliği için Müslümanların birbirini sevmesi, sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. İnanmadıkça cennete giremezsiniz. Bunun hayatımızda tahakkuk etmesi için Allah-u Teala'ya yalvaralım. Ve kendimizi muhasebe edelim. Bende ne gibi bu manada eksiklikler var, taassuplar var, takıldığım şeyler var. Bunları atmaya çalışalım. Kendimizden başlayalım. Herkes kapısının önünü süpürse mahalle tertemiz olur. Kapımızın önünü, gönül kapısının önünü süpürmeye çalışalım. Cenab-ı Hak bu manada hepimize manevi miracı nasip buyursun. Mirac-ı şerifimiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in iki kapağı arasında buyurulan bütün emirlerle amel edebilmeyi, bütün yasaklardan iştinab edebilmeyi bize miyesser buyursun.
yapacağımız tövbeleri, ahitleri, ibadetleri, taatleri, hizmetleri şimdiden kabul buyursun. Bizi dünyada Resulullah Efendimizin ahlakıyla ahlaklandırıp, sünnetine tabi olup, sıkça ziyaretinde bulunmayı lütfeylesin. Ahirette bizi onun şehadetiyle tanınıp, şefaatine nail olup, sohbetine erişip, sancağı altında bulunup, onun meclisinden Cenab-ı Zat-ı Bari'nin cemali ve kemalini seyredebilmeyi lütfeylesin. Amin. Amin diyenleri Cenab-ı Hak cehalla emin eylesin. Amin. Cenab-ı Hak İmam Efendi Derneği'nin yöneticilerinden, üyelerinden ebediyen razı olsun. Amin. Böyle mübarek bir gecede böyle bir sohbeti tertipleyip dostlarla bizleri görüştürdüler. Efendim, sohbetleştik, dertleştik, muhabbetleştik. Bundan dolayı ben kendilerine teşekkür ediyorum huzurunuzda. Allah-u Teala onlardan, bizlerden ebediyen razı olsun. Amin. Cümle geçmişlerimize zerreler adedince rahmet eylesin. Amin. İçimizde misafir hocalarımız var. Cemaate böyle baktıkça bazı hocalarımızı görüyorum. Onlardan da ben özür diliyorum. Belki haddim değil buraya çıkıp konuşmak efendim. Onlar da haklarını helal etsinler inşallah. Cenab-ı Hak onları da dinlemeyi bizlere nasip etsin. Amin. Efendim. Hepinizin gecesi, gündüzü hayra kalsın. Amin.